dinleyelim diye gelen bir topluluk oluşmuş. Niye Bahçelievler'deki insanların genel bir yapısı var, biz değiştirmeyiz. Ben merak ediyorum. Bahçelievler eskiden site denildiği zaman buradan ev almak, buradan ev yapmak başlı başına bir problemdi. Şimdi evler yarı devre düştü. Kanalizasyonlar mağaraya verilmiş. O mağaralara verilen kanalizasyonları aslinden bir şeyler göçmeye çalışmış. Su şebekesinin yaklaşık verilen 300 ton suyun 200 tonu yerin altına gidiyor. Olmaz diyor ya, ben futbol takımı tutuyorum diyor, ben futbol takımı tutar gibiyim diyor. Ben anlamıyorum, yaşamlı insanlar kendileri kaliteleştirdi ya. Şahıslar hayatta kaliteleştirmez. Eğer sorununuz yok gibi görürseniz, eğer sorununuz yok gibi davranırsanız sorun asla çözülmez. Kendiniz belki ekonomik yönden rahat olursunuz fakat memleketin sorunları birbirinin arkasına sürekli büyür. Bahçelievler'de bana diyorlar ki işin çok zor. Normalde Bahçelievler'de en kolay olması lazım. Bahçelievler'de bir belediyecik ihtilali yapılması lazım aslında. İhtilal yapabilecek adam da beyim diyorum. Ya bu insanlar bu kadar saf mı diyorum? Bu kadar şey mi diyorum ya? Bakıyorsun en güzel mahalle binaların arasında yığılmış, otoparkın bile olmadığı, nefesin boğulduğu, bir çocuğun oynayacağı bir alan bile yok. Benim burada işim zor. Demek insanlar diyor çok rahat, çok memnunlar bu kadar çileli yaşamdan. Biz insanlara çileli yaşam değil, hayatlarında mutlu olacağı bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Bölgeyle ilgili tamamen eski günlerden çok daha iyi de gidebilecek bir projelerimizle geliyoruz biz buraya. Kaldı ki sorunlar yerel yönetimin en önemli olduğu en kalabalık mahallelerden birisi bu. Sadece bu mahallenin sorunu buradaki insanları da ilgilendirmiyor. Zonguldak'ın en önemli okulları bu bölgede. Çoluk çocuğumuz geliyor gidiyor. Çoluk çocuğumuz bu yoldan gelip geçiyor. Buranın böyle bir karmaşa olmasına, karmaşa olarak kalmasına kimsenin göz yummaması lazım. Bahçelievler dedik de geçmeyen eskiden site. Bize göre, bana göre daha doğrusu bir sıradan biz maden işçi çocuğu olarak buralar sosyete mahallesi gibi görürdük biz çocukluğumuzda. Şimdi diğer mahallelerdeki genel düzensizlik burada da var. Fakat ekonomisi rahat olan insanların, ekonomisi rahat olmayan insanları pek düşündüğünü görmüyorum. Yanlış bakıyorlar işe. Belediyecilik açısından baktığınız zaman zor olan, başarabilecek olan kimse ona gitmesi lazım. Eğer Bahçelievler hayatı, şekli değiştirmek istiyorsa ön yargısız gidecek, sandığa uygun olacak. Yoksa ben anlamam kardeşim, ben ister gider futbol takımı tutar gibi giderim bir yere veririm derseniz asla ve asla değişimi göremezsiniz. Hiç kimse hiçbir zaman çözümsüzlük değildir. Ama yaşam, dünyaya geldiniz bir kere yaşam, 5 sene çok çabuk geçiyor. 5 sene geçtiğinizde ömrünüzde 20 yaşına kadar saymazsanız, 70 yaşından 20 yaş arasında 50 sene var. 10 defa belediye başkanı seçme hakkına sahipsiniz. 10 defa. En fazla. Bu 10 defada her sefer bir daha derseniz birbirinin arasına yığılmış, tamamen kanalizasyonları bile dışarıya aktığı, yol yapıldığı zaman bozulduğu, arayolunu asfalt edip arayollarının tamamen göz ardı edildiği bir mahalleye mahkum kalırsınız. Burada belediye başkanı seçilecek. Belediye başkanı bu memleketteki sorunların her tarafına işleyecek, her tarafına nakşedecek şekilde gelinmesi lazım. Biz buraya talip olduğumuz zaman, Zonguldak Belediye Başkanı'na talip olduğumuz zaman kafamda bir soru işareti oluştu. Zor bir bölge, Zonguldak. İşte şu kadar sıkıntıları var, şöyle sıkıntıları var, şöyle dertleri var. İşte Gozda da benim vardı %60-70 desteğim ya. Ben o Gozda rahat kardeşim. Ben orada da epey işleri yapmışım. Ben gene orada kalayım. Hayır dedim ya kendi kendime. Bu memleket, babam burada ekmek yedi, biz burada ekmek yedik, biz burada çalıştık. Borcumuz var buraya. Hakikaten borcumuz var. Hiç böyle ön yargısız, koltuk ikbalsiz. Koltuk ikbal olan adam gelip böyle uğraşmaz. Çünkü benim makam gibi derdim diyor. Ama bu insanlar iyi yaşamaya layıksa, belediye başkanını seçerken ona göre seçmek zorunda. Yoksa 5 sene sonra bir daha geldiğinizde adam bakarsınız. Yok arkadaşlar, ön yargılı bakarsınız. Bu işte şu düşünceli, şu şöyle oldu. Veya Ali Bektaş Kozlu'yu sattı bilmem ne. Kozlu'yu satan insan, Kozlu orada duruyor. Sattığım yerlerde şu anda 4-5 tane yer satsın toplam. 130'a yakın işte sigortalı işçi çalışıyor. Şimdi 1500 kişilik yurt yapılıyor. Yaşam bütün mahallelerinde belki 100 sene sonra bir daha açılmayacak altyapısı,
su şebekesinin tamamı yenilenmiş, üstü parkelenmiş, kanalizasyonlar ayrı şekilde gidiyor. Derenin ıslahı yapılmış, bütün mahallelerin her tarafında, her mahallede en az 2-3 tane halı saha, oyun bahçesi bilmem ne. Yaşam 2 kilometre oranında çok farklıdır. Burada da geldiğiniz zaman arabanızı acaba nereye park edeceğiz? Acaba biz evimiz nereye gideceğiz? Çocuklarımız nerede oynayacak sorusu işareti var. Hala bu gerçekler görünmeyip de futbol takımı gibi insanlar bir tarafa yöneliyorsa kötü yaşama kendilerini mahkum ederler. Yöneticiler sadece nodullarsanız yöneticiyi çalışır. Nodullamak nedir? Eskiden traktörü yoktu. Öküzleri sürerken adam eline bir çivili çubuk alardı. Çubuk alırdı. Öküz gitmeyince biraz daha insanlık dışı bir şeydir bu. Öküzü arkadan da o çiviyle dürterlerdi. Eğer yöneticileri nodullamazsanız öyle kalırsınız. Nodullamak zorundasınız. Biz nodullanmaya gerek kalmadan bu işlerin sonunda tahibiz. Buraya geldiğimizde bu şehrin nasıl değişebileceğini, bu sadece bir sandık toplantısı olduğu için ayrıntılı demiyorum. Geldiğinde zaten projeleri slide'da göstereceğim size, 12 dakikalık bir görüntü. Neler yapılacağını, Zonguldak'ın nasıl değişeceğini, 5 sene içinde nasıl bir şekilde gelebileceğini, kaynakların nereden geldiğini, projelerin nasıl çizilip nasıl değişeceğini ve şehirde yaşam kalitesinin birden nasıl yükseleceğini göstereceğim. Çünkü ben Kozlu'ya geldiğimde 80 bin liraya satılmayan evler şu anda 250 bin liraya satılıyor. Eğer yaşam kalite değerini artırmasaydık o asla gerçekleşmeyecekti. Burada da eskiden 500-600 bin liraya satılan evler 200-300 bin lira alıcı bulamıyor. Demek ki arada fark var. Kalite düşmüş. Sadece ön tarafa doğru yığılan binalar, arka taraf kendi kaderine terk edilmiş. Şimdi Ali Bektaş diyorlar, senin bahçeli evlerde işin çok zor. Zor olduğunu da anladım. Şöyle anladım. Buraya geldiğimde şurada yaklaşık 15 kişinin dışındakilerin hepsi bizim partinin elemanları bilmem neler. İsterdim ki adamlar gelsinler bir dinlesinler ön yargısız. Çok rahat yerinde olanlar da dinlesinler. Saat 6'dan sonra evine kendini hapsedip dizilere kendini mahkum eden insanlar beni bir dinlesinler. Bu şehrin nasıl değişeceğini, nasıl gelişeceğini, inançlı, imanlı insanların bu memlekette neler yapabileceğini gelip bir dinlesinler. Ondan sonra eğer beni samimi bulamıyorsalar çekip gitsinler. Yok ama öyle değil. Bizim diyorlar tuzumuz kuru. Ben tuzu kuru olanların da en iyi yaşamını sağlayacağım inşallah. Çünkü hiç kızmak yok, küsmek yok, darılmak yok. En iyisi yapılacak. En iyisi yapılmak zorunda. Bu bahçelerin en büyük sorunu dediğim gibi mağaralara akılan kanalizasyonlarla su şebekelerinin tamamen asbest olup eski halinden olması ve o aşağıda o suların hareketlendirmesinden doğan bir hareketlilik var burada. Eğer şebekeleri yenilerseniz bu hareketlilik 3-4 sene içinde kendine oturacak, yeni bir şehirleşme, yeni yapılmaşma. Yeni imarlarla daha çok geniş alan, daha çok kullanabilecek alan açmak zorundayız. Yoksa Zonguldak'ın en güzel mahallesi sona doğru gidiyor. Önüne geçilmeyecek, sona doğru gidiyor. Bunu yeniden yapılacak. Burayla ilgili şu caddeyi büyütmeye çalışsanız, herkesin arabası var. Büyütmeye çalışsanız büyütemiyorsunuz. İki taraftan şeyler baktı, lan nerede gidecek bu insanlar? Bir tane proje çizdim, adamlar dedi ki sen deli misin lan? Ne alakası var dedi delilikte? Bunu dedim, Mehmet Çelikeli'nin oradan ben buradan bir tünelle buradan gireceğim, üniversitenin oradan çıkacağım. Kozlu ve üniversite istikamete giden insanlar hiç durmadan çekip gidecekler. Trafik durmayacak, en azından burası rahatlasın. Olmaz, lan niye olmasın? Toplam tutarı 8,5 trilyon lira ya. Para mıdır? 500 trilyon lira. Eğer yapmaya niyetiniz varsa, bir şey çözmek isteğiniz varsa çözersiniz. Çocuklarımız hepsi kalmış bilgisayarların başında. İnternet kafelerde. Toprak görmediler. Toprakta oynama zevkine varamadılar. Saklambaç oynayamıyorlar. Oyunların isimlerini bilmiyorlar. Eğer mahkumsak böyle bir yaşama, ben bu mahkumiyetin içinde Ali Bektaş olarak yapabileceğim tek şey, hayır kardeşim siz böyle yaşama mahkum değilsiniz. Ben buraya gelip şehrin şehircilik kaderini 5 sene içinde değiştireceğime söz verebilirim. Başkasını da zaten size zorla benim yakasına kimsenin yapışında bana oy ver, oy verin. Bakın benim kalbim çok temiz ya, benim kafamda hep temiz şeyler var diyemem. Çünkü eskiden de... kardeşliğine çünkü önemli konudan bahsediyor. Asla karamsarlık olarak söylemedim. Benim konuşma şeklim biraz biliyorsunuz. Biliyorum. Sert mizaçlıyımdır. Kalbimizde pamuktan da yukarıdır. Biz Türk filmi seyrediyoruz. Seyrederken bile ağlarım. Benim anlatmaya çalıştığım buraya gelirken ya başkan bahçelerde de işimiz çok zor. Hani olgusu bana belki 10-15 defa söylediği için bunları söylüyorum. Hayır ben hiçbir yerde değil. Ben insanlara kapısına da gireceğiz.
derdimizi kendimizle anlatacağız. Öyle bir derdim yok. Sadece olguyu anlattım ben. Kendi böyle bir karamsarlığa kapılmadım. Karamsarlığa kapılacak hiç. Dünyanın sorunu budur ya. Ben karamsarlığa niye kaplayayım? Sonuçta seçilsin seçilsin. Sandıklı kazansın kazansın. Kaybedersin kaybedersin. Özellikle bayanlar. Eğer insanlar bu yaşamdan memnunsalar ben ona ne yapabilirim ya? Ben onu öyle bir karamsarlığa basmamaz. Bir kere bakın. Eğer benim yaşam tarzımda ben Yüce Yaradan'ın bana yazdığı kadere inanan bir insandır. Eğer bu memlekete hizmet benim kaderimde yazılsa buradaki kim ne yaparsa yapsın onu engelleyemez. Eğer bu hizmette ben rezil olacaksam o rezilliği de kimse engelleyemez. O yüzden ben sadece Yüce Yaradan'ın hakkımda hayırlısı neyse onu nasip etmesin. Nasılsınız ki? Hep danışmanlar var. Ergun kardeş sana gözleri. Yüce Yaradan hiçbir kulunu başka bir kulunun yüzüne bakamayacak duruma getirmesin. Seçim